gerçekten böyle ait hissettiğim bir yerdeyim. Yani çok özlüyorum açıkçası. Hani böyle şey diyorlardı, üniversite zamanlarını özlersin. Bu ev içer kapısı gibi bir kapıydı böyle. Ahşap bir kapıydı yani. Seveni de çok vardı, sevmeyeni de vardı. Herkese merhabalar. Bugün bu merhabalar. Videoda sizlerle Kıbrıs anılarımızı paylaşacağız. Şu an Girne'den Manusa'ya gidiyoruz. Yoldayız ve biraz böyle dedik sohbet edelim. Şöyle mikrofonla biraz inşallah ses güzel geliyordur. Kamerayı buraya koyacağım. Biraz açı kötü olabilir. Birkaç gün önce Kıbrıs'a geldik. Yani iki gün oldu herhalde. Araç kiraladık. Zaten böyle buraları böyle vlogluyoruz. Yani videoya çekiyoruz. Bu videoda da dedik biraz böyle bir sohbet edelim sizlerle. Güzel olur diye düşündük. Evet. Yüzler yani... gülüyor. Kıbrıs'ı özlemişiz. Evet. Gerçekten bambaşka bir yerden bambaşka bir yerde yaşıyoruz. Ondan önce de Kıbrıs'taydık. Batman'la arasında çok uçurumlar var. Evet. İkimiz de Kıbrıs'ta okuduk bu arada. Hani ilk defa videoya denk geliyorsanız. O yüzden hani Kıbrıs'ın yeri bizim için çok ayrıdır. Ve ben en son 2019 yılında gelmiştim buraya. Sen de herhalde 2019'un sonu gibi geldin değil mi? Ha, evet, yüksek lisans için. Geldim ben de yüksek lisans sonlarında gelmiştim. Ve ya şöyle aslında şey düşündük yani. Niye döndük ki Kıbrıs'tan? Hani yani yaşanabilecek mükemmel yerlerden biri en azından. Hani ülke olarak işte evet güzel yerler var ama Kıbrıs Girne özellikle müthiş bir yer. Niye döndük ki diye düşündüm ben Kıbrıs'tan. Evet, imkanlar da ya vardı. Belki burada aslında bir şey kurabilirdik, hayat kurabilirdik. İşte hayat biraz böyle seçimlerden ibaret. Yani hani şey oldu, mesela ben buradan Bursa'ya gittiğimde bile çok zorlanmıştım. Şu an Batman'dayız, çok daha farklı bir kültürdeyiz. Ama hani böyle şöyle söyleyeyim, gerçekten böyle ait hissettiğim bir yerdeyim. Yani burada kendimi çok buraya ait hissediyorum ve kesinlikle yabancılık zaten çekmiyorum. Ve mutluyuz yani ikimiz de. İki günden beri değil mi? Enerjimiz arttı, yüzlerimiz gülüyor. Tabii ki hani burada üniversite okumuş olmanın da verdiği bir şey var. Ama buranın da ayrı bir olayı var bence yani Kıbrıs'ın gerçekten. Bir kere zaten hayat çok yavaş işliyor. Bu beni çok mutlu ediyor. İnsanlar sakin. İşte ne bileyim böyle telaş yok, panik yok, kavga yok. Hani böyle daha sakin, kendi hallerinde bir hayatları var. Ben zaten sakinlik, dinginlik seviyorum. Doğası zaten bir kere çok güzel başlı başına. Mükemmel, havası çok güzel. Havası tertemiz. Değil mi? O çok önemli, kesinlikle. Havası mükemmel. Yani ne bileyim böyle gerçekten yaşanacak, ömür geçirilecek bir yer yani. Öyle düşünüyorum. Ve hani fırsatlar da var yani bir yandan öyle de düşünüyorum tabii. Çok güzel ülkemizde de yerler var ama işte ne kadar oralarda ulaşabiliyorsunuz, ne kadar yaşayabiliyorsunuz ya da şartlar ne kadar olgunlaşabiliyor. Ama burada sanki biraz daha bunlar mümkün gibi. Çok da odaklanamıyorum. Ben buraya 2014 yılında gelmiştim. 2018 yılında da mezun oldum. Zaten tam böyle son senemde videolar çekmeye başlamıştım ben üniversitenin. Ve buradan videolar var işte öğrenci evimin videoları vesaire hepsi bulunuyor. 2019 yılında geldiğimde de yine videolar çekmiştim. Hani böyle dolu dolu geçirdiğimiz, 4 yılımızı geçirdiğimiz bir zaman oldu üniversite yılı. İlk başta hani buraya gelirken böyle ben biraz ön yargıyla gelmiştim açıkçası. Hani bu Kıbrıs'a karşı, Kıbrıs üniversitelerine karşı hep bir ön yargı oluyor ya. Bunun ön yargısını yaşayarak geldim ama şu an diyorum ki iyi ki Kıbrıs'ta okumuşum. Yani iyi ki Girne'deydim ve bana çok fazla şey kattığını da düşünüyorum kendi alanım adına. Çünkü hani burada biraz yani fazlasıyla da yabancı yaşadığı için İngilizcem adına bence burası çok şey kattı. Günlük hayatta olsun, ondan sonra hocalarımızdan olsun. Hani Türkiye'deki eğitim fakülteleri tabii ki daha güzelleri zaten var ama hani İngilizce adına her şey hani fakültede verilen eğitimle olmuyor. Yani sınıfta çok daha farklısınız. Benim İngilizcem adına burası gerçekten çok fazlasıyla şey kattığını düşünüyorum. O yüzden bilmiyorum ya çok güzel bir hayatım vardı. 4 yıl çok güzel geçti bence. Çok özlüyorum açıkçası. Hani böyle şey diyorlardı üniversite zamanlarını özlersin. Bu çok doğru. Bence en güzel zamanlarmış diyebilirim. Hani böyle derdin tasan yok çok fazla. Ya değil bu mi? Biraz şeyle de ilgili sanki. Hani zaten nerede üniversite okusan orayı özlersin herhalde. Evet. Hani üniversite okumanın vermiş olduğu, işte o hayatın vermiş olduğu bir güzellik var. Ama bir de şimdi burası gerçekten apayrı bir yer. Evet. Özellikle işte bu deniz, Girne, havası,
İşte farklı bir yaşam biçimi, herkes böyle rahat falan. Evet. O yüzden ekstra ekstra bir şey oluyor bizim için. Hani mesela bazen okuldan çıkıp denize gidiyorduk. Hani böyle ya, olaylar oluyordu. Dün okula gittik yani onları, evet, bilmiyorum. Videoları koyarız zaten. Okulu gezdik. Hani okulda güzel, ne bileyim, dersliklerden bakıyorsun, bir tarafın dağ, bir tarafın deniz. Mesela Antalya'da da var böyle, işte öğrenciler denize gidebiliyor ama Antalya büyük bir şehir sonuçta. Burası öyle de değil. Küçük bir sahil kasabasında yaşıyormuşsunuz gibi düşünün. Zaten o zaman Girne'nin nüfusu 30 bin falandı yani biz herhalde buradayken. Böyle çok sakin diyorum ya, o kadar yavaş yaşanıyor ki. Hani Kıbrıs'a gelirken insanlarda böyle çok şey oluyor, bir beklenti oluyor. Aa, Kıbrıs'a geliyorum işte. Ama Kıbrıs'ın doğallığı, sakinliği, bu beni hani mutlu ediyor. Mesela dün değil ondan önceki akşam yolda yürüyorduk. Kaldırıma bakıyorsun, kaldırım değil ama hani ne bileyim, onun o doğallığını da seviyorum mesela. Ben böyle lüks yapılar çok fazla var otellerde ama genel olarak mütevazı bir yaşam var bence şehirde baktığında, değil mi? Ya hani böyle ülkede. İşte betondur, binadır ya, bunlar değil Kıbrıs yani. Hani evet. O kültürel olarak rahat olması, işte ferah olması, insanların karakterleri, ne bileyim, ortamlar, hani bunlar hep çok fark yaratıyor ve evet. Zaten bence bir insanın mutluluğu da buradan geliyor. Sonuçta hani dünyada da, değil mi, baktığımızda çok zengin ülkeler var ama işte çok mutsuzlar insanlar. Evet. Mutluluk şeyle gelmiyor, parayla gelmiyor yani. Mesela burada şey, yani mesela sen eskiden arabanın kapılarını bile kilitlemiyordun, değil mi? Hani arabanın kapılarını biraz... Ama kilitlenmiyormuş burada yani. Yani tabii ki son zamanlarda biraz daha artmış ama hani evlerinin kapılarını kilitlemek yok, araba kapılarını kilitlemek yok. Zaten benim öğrenci evim videosuna bakarsanız ev içer kapısı gibi bir kapıydı, böyle ahşap bir kapıydı. Tahta yani. Tahta yani, tekme atsan kapılar içeri öyle gidersin. Oluyor. Aynen öyle. Bizim yani Türkiye'de değil mi çelik kapılar falan. Burada çelik kapı yani yok gibi, yok bir şey gibi. Neredeyse. Evet. Mesela gerek yok şu an kaldığımız ev de öyle, ahşap kapısı değil mi? Aynen. Çelik gibi değil yani. O yüzden hani İşte bunlar insanın hoşuna gidiyor. Bilmiyorum ya. İnsan daha böyle bir güvende hissediyor. Her açıdan, işte giyiminden, kuşamından tut. Rahat rahat gezebildiğin bir şey, bu bir yer ve bu da insanı mutlu ediyor. Öyle. Onun haricinde şimdi burada 4-5 günümüz var. Doyasıya hani şey yapıyoruz, böyle bütün anılarımızı canlandırmaya çalışıyoruz. Mesela ne yapıyorduk? Ben nereye gitmeyi seviyordum? Sen nereye gitmeyi seviyordun? Gibi hani, evet, hep bunları böyle şey yapıyoruz. Dün mesela Karmi'ye gittik. Benim için çok özel bir yer orası. Ben çok seviyorum Karmi'yi. Mutlu oldum. Ya bilmiyorum. Limana gittik. Lapta sahil yürüyüş yoluna gittik. Orası da çok güzeldi. Orası biz gelmemize yakın şey yapmıştı. Burada yağmur şu başladı. An, evet, yağmur başladı. İstersen göster biraz da yolu. Göstereyim. Yolu göstereyim. Biraz yola bakın. Yani belki bir de şey konuşuruz. Kıbrıs'ta okumak, öğrenci olmak. Yani ben şu an mesela biraz böyle tecrübelerimi de aktarmak isterim aslında. Evet. Şimdi öğrenciler izleyebilir bu videoyu ya da burada öğrenci olacak biri izleyebilir. Onunla da ilgili konuşabiliriz, hani işte eğitim durumu ile ilgili ama bence daha sosyal meselelerle ilgili artıları çok. İstersen onu konuşalım. Şimdi bu video var mı başka konuşacağımız bir şey? Yani böyle genel olarak. Başka bir videoda mı konuşalım diyorsun? Bence evet. Kıbrıs'ta bu videoyu izleyip de böyle Kıbrıs'ta okuyan, Kıbrıs'ta yaşayan varsa siz ne düşünüyorsunuz? Hani bu konuştuğumuz konularla ilgili belki hani arkadaşlarım falan izliyorsa onlar da yorum yapabilirler, değil mi? Özlüyor musunuz? Ya Kıbrıs'ın aslında böyle şey de çok var. Seveni de çok vardı, sevmeyeni de vardı. O okurken nerede yaşadığı... sevmiyorlar. Evet. Okurken böyle isyan ediyorlar falan. Ama buradan dönünce anlıyorsun buranın değerini. Aynen öyle. Ve hani şey de bence yaşadığın şehirle de alakalı. Hani Kıbrıs deyip geçmeyin. Girne, Lefkoşa, Mausa, Lefke. Mesela Lefke genelde sevilmiyor üniversite ortamı olarak. Hani o yüzden bilmiyorum. İyi ki de burada okumuşuz. Böyle zaten bu vlogları ben bir şey paylaşıyorum. Mi? Ben şu anki aklım olsaydı muhtemelen Kıbrıs'tan dönmezdim ya. Başka yerlerle döndük zaten ama. Hayaller olmadı. Yani iyi bir fikirmiş Kıbrıs'ta devam etme, bir şekilde devam etme, tutunma. Çünkü burada bizim arkadaşlarımız da var. Gayet iyiler yani, mutlular. Evet. Oo, fena öyle. Yağmur. Öyle, o zaman bu yağmurla birlikte videoyu yavaştan kapatalım. Sonra bir de biraz burada üniversite hayatıyla mı ilgili konuşacağız? Aynen, şimdi biraz da burada okumak vesaire, biraz tam bunları konuşalım tamamen. Evet.
şu an çok kötü yağmur yağıyor. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.